Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, bu sohbetimde Müslüman kanı dökenlerden bahsetmek istiyorum. Müslüman kanı dökmenin bedelinin ne kadar ağır olduğundan bahsetmek istiyorum. Günümüzde maalesef yapılan savaşlarda, özellikle Suriye'de ve Irak'ta Müslümanlar birbirinin kanını dökmektedir. Özellikle Suriye'de son dönemde yaşananlar bizleri derinden üzmektedir. Müslümanlar birbirini tekfir etmekte ve birbirinin kanını dökmekten hiç çekinmemektedir. Bakınız, Rabbimiz ne buyuruyor? Nisa suresi 93. ayette, kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi olarak kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap ve lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Maide suresi 32. ayette de şöyle buyuruluyor. Bunun içindir ki İsrailoğullarına kim bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir nefsin yaşamasına sebep olursa bütün insanları yaşatmış gibi olur. Hükmünü yazdık. Şüphesiz ki onlara peygamberlerimiz açık delillerle geldiler. Yine de bundan sonra onların birçoğu yeryüzünde aşırı gitmektedirler. İbn Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler olarak dinden dönmeyin. Evet kardeşlerim, maalesef bu ayet ve hadislerden hiç etkilenmemiş, hiç nasiplenmemiş ve bu ayet ve hadisleri hiç anlamamış insanlar, Müslümanın kanını dökmekten ve hatta mücahitlerin kanını dökmekten hiç çekinmemektedirler. Tabi bunu ne için yapıyorlar biliyor musunuz? Bunu onları kafir olarak gördükleri için, mürtet olarak gördükleri için bunu yapıyorlar. Yani Müslüman olduğuna inansalar bunu yapmayacaklar. Ama onları kafir ve mürtet olarak gördükleri için hiç çekinmeden onları öldürebilmektedirler. Ve hatta öldürürken sevap işlediklerini düşünmektedirler. Peki kime göre mürtettir bu insanlar? Bu mücahitler kime göre mürtettir? Tabii ki hemen orada kadı olurlar, hükmü verirler ve hemen mürtet hükmünü verdikleri kişiyi de infaz ederler. Kime göre? Kendilerine göre. Mürtet hükmünü de kendileri verirler, tekfir ederler ve hükmü de hemen kadı edasıyla hükmederler ve uygularlar. Ama bunun bedelini elbette ki ahirette ödeyecekler. Bunun hesabını verecekler. Bakınız, yine rivayetlere devam ediyoruz. Dikkatlice dinleyiniz kardeşlerim. Hadisleri size olduğu gibi nakletmeye çalışacağım. Cündep İbni Abdullah radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam Müslümanlardan müteşekkil bir askeri birliği müşriklerden bir kavme göndermişti. Müslüman askerler müşriklerle karşılaştılar. Müşriklerden bir adam Müslüman askerlerden istediğine saldırıp öldürüyordu. Müslümanlardan biri de onun boş bulunduğu anı gözlüyordu. Biz bu Müslümanın Üsame İbni Zeyd olduğunu konuşup duruyorduk. Üsame kılıcını çekip de adamı öldüreceği sırada o La ilahe illallah dedi. Fakat Üsame onu yine de öldürdü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme müjdeci geldi. Peygamberimiz ona ordunun durumunu sordu. O da olup biteni kendisine haber verdi. Hatta o adamın durumunu ve Üsame'nin ona ne yaptığını da anlattı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber
Üsame'yi çağırdı ve ona adamı niçin öldürdün diye sordu. Üsame, ya Resulallah, o adam Müslümanların canını yaktı. Falanı ve falanı öldürdü diyerek birkaç şehidin adını saydı. Sözüne devamla şunları söyledi. Ben ise onun üzerine yürüdüm. Kılıcı görünce la ilahe illallah dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz böyle diyen adamı öldürdün mü diye sordu. Ben evet dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber la ilahe illallah kıyamet günü karşına geldiğinde ne yapacaksın dedi. Üsame İbn Zeyd, ya Resulallah, Cenab-ı Hak'tan beni bağışlamasını dile dedi. Resul-i Ekrem durmadan la ilahe illallah kelimesi kıyamet günü huzuruna geldiğinde ne yapacaksın söyle. La ilahe illallah sözü kıyamet günü huzuruna geldiğinde ne yapacaksın diyor, başka bir söz söylemiyordu. Başka bir rivayette de Üsame radıyallahu anh bu sözü o kadar çok duydu ki, demek sen la ilahe illallah diyen birisini öldürdün öyle mi? Yani bu kadar peygamberimizden bu sözleri işitti ve dedi ki, daha önce Müslüman olmamayı, yani yeni Müslüman olmayı, bunları yaşamamayı istedim diyor. Yani bu sözleri duymaktansa keşke yeni Müslüman olsaydım diyor. Peygamberimiz o kadar kızıyor ki ona. Oysa şimdi kardeşlerim, görüyorsunuz la ilahe illallah diyen, buradaki bu rivayetteki la ilahe illallah diyen mücahitleri öldüren, sahabeyi öldüren birisi olmasına rağmen peygamberimiz böyle söylüyor. Ya Allah için cihata koşan mücahitleri öldürenlere ne diyeceğiz? Onları mürtet ilan edip, onları kafir sayıp, mücahitleri ve mücahitlerin komutanlarını kesmekten çekinmeyenleri ne yapacağız? Ya peygamberimiz onları görseydi ne derdi kardeşlerim? Bakın şu rivayet de çok dikkat çekici. Lütfen dikkatlice dinleyelim. Müfrezede bulunan Muhallim bin Cessame okunu çekmiş, selam veren bir ordu düşünün, karşısında askerler duruyorlar ve karşıdan biri geliyor ve onlara selam vererek geliyor. Müfrezede bulunan Muhallim bin Cessame okunu çekmiş, selam veren adamın üzerine yürüyerek bir okla adamı atından düşürerek oracıkta öldürmüştü. Yani kafir, evet, onların yanına doğru geliyor ve selam vererek geliyor. Ve Muhallim bin Cessame de okuyla oracıkta onu öldürüyor. İşte bundan sonra öldürülen Amir bin Azbat'ın yakınları toplanıp savaş meydanında bir ağacın altında dinlenmekte olan Allah Resulüne geldiler. Kısas isteğinde bulundular. Ya Resulallah, bu Muhallim bin Cessame nasıl bizim kadınlarımızın ciğerini yakıp gözlerinden yaşlar akıttıysa, biz de onu öldürmek suretiyle onun kadınlarının gözlerinden yaşlar akıtacağız. Bu bizim hakkımızdır. Muhallim'i bize teslim eyle. O amiri aralarındaki eski bir düşmanlıktan dolayı bile bile intikam için öldürdü diye ısrar etmeye başladılar. Ancak Muhallim'in lehinde şahitlikte bulunanlar da vardı. Selam verenin aslında Müslüman olmayan bir düşman savaşçısı olabileceği ihtimali de ileri sürülüyordu. Korkudan selam verdi deniyordu. Bundan dolayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, size diyetini vereyim, kısastan vazgeçin diyerek ölenin yakınlarını razı etmeye çalışmış. Bunda da muvaffak olarak 100 deveye uzlaşma sağlanmıştı. Böylece öldürülen taraftan bir husumetin sürdürülmesi söz konusu olmaktan çıkmıştı. Ama Muhallim için mesele bu kadar kolay bitmeyecekti.
Çünkü muhallim selam veren bir adamı eski bir düşmanlık sebebiyle öldürmüştü. Sonra da yanlışlık oldu, süsü vermişti. Bu öyle geçiştirilebilecek bir hadise değildi. Nitekim muhallime telkinde bulunanlar, git Resulullah'tan özür dile, senin için Allah'tan af dilesin, günahından kurtul dediler. O da Resulullah'ın huzuruna gelip yaptığından özür dileyerek Allah'tan af dilemesini istedi. Ancak böyle bir iki cümlelik özürle koskoca bir adamı acımasızca öldürmenin sonucundan kurtulunabilir miydi? Şayet affedilme böyle kolay olacaksa, adam öldürmenin çok basit bir olay olduğu anlaşılmayacak mıydı? İstediğin insanı bir bahane bulup öldür, sonra da Resulullah'ın huzuruna gel, özür dile, mesele bitsin demek elbette olmazdı. Nitekim Resulullah af dileyen muhallime karşı hiç görülmedik bir şekilde tepkili bir tavır gösterdi ve dedi ki, selam veren adamı düşman sayıp nasıl olur da öldürürsün? Sana bu selahiyeti kim verdi? Muhallim, özür dilerim, Allah'tan af dile diye sözlerini 3 defa tekrar ettiyse de Peygamberimiz her defasında selam veren insanın verdiği bu selamı hiçe sayıp öldüreni Allah affetmesin, çık git buradan diyerek muhallimi hem huzurundan kovdu hem de af dilemeyip aksine aftan mahrum kalmasını istemiş oldu. Nitekim Resulullah'ın huzurundan uzaklaşan muhallim bir haftadan fazla yaşayamadı. Kahrından öldü, yakınları da onu bir mezara defnettiler. Ne var ki suçsuz adam öldüren muhallimi mezar da kabul etmiyordu. Sabah bakanlar onu toprağın dışarıya attığını gördüler. Gelip çaresizliklerini anlatan yakınlarına Resulullah'ın son cevabı şöyle oldu. Siz yine onu mezarına gömün. Toprak ondan daha kötülerini kabul etmiştir. Onu da kabul edecektir. Ancak Allah size ders vermek istiyor. Masum bir adamı öldürmenin Allah yanındaki kötülüğünü göstermek için size ibret örneği sunuyor. Sakın haksız yere adam öldürmeyin. Selam vereni ölüme layık görmeyin demiş oluyor, açıklamasında bulundu. Evet kardeşlerim, savaş durumunda dahi selam veren adamı öldüren birisine, bakın normal halde değil, savaş esnasında bile, hatta gayrimüslim olma ihtimali olan, Müslümanlar üzerine saldırabilecek bir durumu olan birisi hakkında bile böylesine tepki göstermiş, onun öldürülmesine son derece kızmıştır Peygamberimiz. Oysa kardeşlerim, bırakın selam vermeyi, la ilahe illallah diyen, tekbir getiren insanlar ne yapılıyor? Tekfir edilerek öldürülüyor, katlediliyor, boyunlar vuruluyor. Bu insanlar acaba bu delillerden hiç mi haberleri yok? Hiç mi Resulullah'ın ahlakını öğrenmediler? Ondan hiç mi ibret almıyorlar, örnek almıyorlar? Evet. Ebu Mabed Miktad İbni Esved radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki, kafirlerden bir adamla karşılaşsam ve onunla vuruşsak, o benim ellerimden birini kılıçla vurup koparsa, sonra da benim elimden kurtulmak için bir ağacın arkasına sığınsa ve ben Allah için Müslüman oldum dese, onu böyle dedikten sonra öldürebilir miyim ya Resulallah, ne dersin? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, sakın onu öldürme buyurdu. Ben, ey Allah'ın Resulü, adam benim iki elimden birini kopardı, ondan sonra bu sözü söyledi dedim. Bunun üzerine, sakın öldürme,
Eğer onu öldürürsen o senin kendisini öldürmezden önceki durumundadır. Sen ise onun o sözü söylemeden önceki durumuna düşersin buyurdu. Evet kardeşim, gördüğünüz gibi burada da La ilahe illallah diyen, Müslüman olduğunu söyleyen birisi isterse bunu kalbinden söylesin, isterse kalpten söylemesin. Her ne olursa olsun bu adamı, böyle bir insanı öldürmenin caiz olmadığını görüyoruz. Biraz önce anlattığım rivayette Üsame radıyallahu anh'in La ilahe illallah diyen birisini öldürmesi hakkında da Peygamberimizin şöyle sorduğu da rivayet ediliyor. Kalbini mi yardın şeklinde sorduğu da rivayet edilmektedir. Demek ki böyle insanların öldürülmesi dahi yasaklanmıştır. Kalpleri biz bilemeyiz, iç yüzünü ancak Allah bilir. Yine Müslim'de geçen bir rivayetten bahsedelim. Ebu Abdullah Tarık İbni Eşyem radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmiştir. Kim Allah'tan başka ilah yoktur der ve Allah'tan başka ibadet edilenleri inkar ederse o kimsenin malı ve kanı haram olur. Gizli hallerinin hesabı ise Allah'a aittir. O halde kardeşlerim, bütün bunlardan sonra Müslümanların kanını dökmekten son derece sakınmalıdır. Bırakın Müslümanları, masum insanları dahi öldürmekten çekinmek gerekmektedir. Oysa kardeşlerim, bildiğiniz gibi Suriye'de ve Irak'ta maalesef kendilerini mücahit olarak tanıtanlar, mücahit olduklarını söyleyenler, Peygamberin ahlakından habersiz olan bu zalimler, mücahit olarak kendileri gibi savaşa giden Müslümanların ırzı, namusu için, dini için savaşmaya giden mücahitleri dahi öldürmekten, onları kesmekten geri durmamaktadırlar. Onlar bu ameli işlediler. Ama ahirette elbette bunun hesabının sorulacağını da bilsinler. Onlara gönül bağlayanlara da buradan birkaç cümle söylemek istiyorum. Bu insanları bir tarafa bırakın. Bu insanlar bizim örneğimiz değil. Resulullah'ın hayatına bakın. Onun düşmanlarına, esirlere, savaş meydanındaki sünnetine bakın, davranışlarına bakın ve ona göre bu insanların yaptıklarını İslam'ın terazisinde tartın ve ona göre değerlendirin. Onların asla İslam'ı temsil etmediğini göreceksiniz. Peygamberin hayatında hiçbir örneğinin olmadığını göreceksiniz. Allah bizlere Müslüman kanı döktürmesin. Elimizi Müslüman kanına bulaştırmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.